Selam arkadaşlar, Sarıgül'e hoş geldiniz. Ben Erkan. Devam ediyoruz Plant Based serimize. En son arkadaşlar ben orada bıraktım. Robotizasyon seviyesine ulaşıldı diye yazdı. Ben dedim başlatayım bari bölümü. Çünkü bir miktar daha beklemek istiyordum. Şuradakileri bizim elemanlar biraz alıp götürseler, taşısalar içerilere diye beklerken bu çıktı. Ben de dedim hemen şey yapalım. Giriş yapalım. Şimdi bu mihenk taşlarından durumumuz nedir ona bir göz atalım arkadaşlar. Dimdik ayakta ve robotizasyon tamamlandı. Dimdik ayakta dediğimiz 500 kW güç. Biz şu anda kaça geldik ya? Pardon. Buradan da değil. Şuradan. Yani şu an kötü görünüyor ama bir ara ben 600'leri gördüğümü hatırlıyorum şu rakam. Şurada. Şu bizim masrafımız, bu üretimimiz. Aa, şimdi artıyor, evet. 460, 530. Evet, 500 rahatlıkla geçtiğimiz buradan gayet anlaşılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. O yüzden de bunlar hiç boşalmıyor hemen hemen. Hep full, tamamen dolu gibi oluyor. Yani boşalıyor tabii birazcık. Sonrasında yeniden ağzına kadar doluyor. Ama geceleri mesela hem gece hem gün şeyse, neden onu rüzgar yoksa, o zaman sıkıntı olabilir. Bu arada şuradaki üretimi yavaşlatmadım ama buradakini yavaşlattım. Gördüğünüz gibi yedek parça miktarı aşırı derecede var. Burayı yavaşlatmış olmama rağmen hala vızır vızır çalışıyor millet. Çok güzel. Yedek parçaların üretimini biraz azaltabilirim aslında ama ne yapıyorlarsa yapsınlar. Çok da fark etmez diye düşünüyorum. Ondan sonra. Şimdi nüfus sayımız 146. Bizim oksijen miktarımız ise 158. Yani sınıra yaklaştık. Birazcık dikkat etmemiz gerekiyor burada bu anlayışta. Yeni binalar yapmaya devam edeceğiz. Ben bunları bir taşısalar güzel olur diye düşünüyordum ama esasında şöyle bir taktiğe gidebilirim. 19 tane mi? 17 ücretsiz diyor. Ticaret gemisi gelmiş. Hadi bakalım bir. Yok. Yine şey yok. Evet, gelmedi maalesef. Burada alabileceğim bir şey de yok. O yüzden göndereceğim. Komisyon neyse ne. Kolonist gemisi gelmiş. İndiler mi? İnmişler. Kaç olduk? 148. 2 kişi daha gelmiş. Şimdi ne diyorduk biz? Ne diyorduk ya? Bir olayı anlatacaktım ben size de ya. Oo. Evet. Şuradaki malzemeleri ne zaman taşıyacaklar merak ediyorum. Robot sayımız kaç bu arada? 11 tane robotumuz var. Bir tane ne bu? İşçi robot. Aa, bir dakika. Neresi? Hadi canım. Burası mı azalıyor oksijeni? En yakın oksijen burada. Evet, biraz uzak gibi kaldı. Kaçmış oksijeni buranın? %17. Evet, birazcık. Aha! Arttı mı? Ne ara arttı ya? 148'iz. O kadar da değiliz ya. Şurada herhalde aynı anlama geliyor. Tamam abi, o zaman buraya bir oksijen kabini yapalım. Hemen de yapalım. Hemen koyalım abi. Oksijen jeneratörü hop. İşte buraya tam şöyle koyalım. Kantine bağlıyorum abi. Tamam. Bu gelsin. Ondan sonra şuraya doğru yayılmaya çalışırız ama mümkün mertebe mantıklı yayılmak lazım. Bak mesela şuraya da yayılabiliyoruz aslında ama ne yapacağımla alakalı pek bir şeyim yok şu anda. Planım yok aslında. O yüzden yalnız bir şey diyeceğim. İşçi robot yaptık ama mesela bu ne? Madenci robot. Bu da madenci. Niye madencilere ağırlık vermiyorsun? Bir işçimiz var, bir sürü taşımacımız var. Bunlar azalmadı yani. Kolonist ticaret. Hadi bakalım. Ticaret. Oo, bir tane daha geldi. Alalım diyorum. Her ne kadar çok lazım olmasa da. Oha, %60 komisyon ya. %60, 65. İkisi beni çok şey yapıyor. Rahatsız ediyor yani. Silahların tamamı yeterli oluyor. Ama diğer yandan %60 da fazla yani. Bir silah fazla. %60'a göre düşünürsen. Ya da boş ver gitsin ya. Ama çok lazım değil şu anda. Gerçekten o yüzden şey yapmıyorum. Canım istemiyor pek almak. Bak şimdi. Biraz yavaşlatalım. Bak şuradaki deponun doluluğu %89. Şuradaki deponun doluluğu %98. Lan bu daha boş görünüyor be. Neyse, iki depomuz var burada böyle gördüğümüz.
Bir depom daha yok muydu ya benim? Olmazsa bir depoyu da şuraya yerleştirelim. Ne dersiniz? Malzemeler işleniyor. Şu an evet, bu buraya güzel bir depo yapabiliriz. Tamam, ben alıyorum onu. Ya almışken hani yap, en büyüğünü yapalım. Tamam mıdır? 640, 640. Al götür. Ver getir. Silahları taşıyın. Silahları taşıyın. Burası tamam mı? Yok. Hala bir kaynak eksiği var. Tamam, vızır vızır çalışıyor millet. Vızır vızır çalışıyor millet. %75 sinyal. Bakalım ne zaman gelecek. Lan bunları taşısanıza. Adam kalmıyor. Robotlar ne iş görüyor ya? Bir sürü robotumuz var. 11 tane taşıyıcı robot var. Bir tane de madenci. Madenci çalışıyor mu lan? Çok merak ediyorum. Şunlardan birindedir herhalde. Nerede lan bu robot? Madenci robotu yeni yaptılar galiba. Henüz gelmemiş. Aha. İşte madenci robot. Ve girdi içeri. Madenci robot şu anda ilk görevini yapıyor. Gayet güzel abi. Madenci robotlar en iyisidir. En iyisi madenci robotlarda. İki tane madenci robot tezgahımız var. Yapsınlar diye bekliyoruz. Bakalım yapabilecekler mi, ne kadar yapacaklarsa. Ben buradaki çalışmayı yavaşlatmayacağım. Ne kadar robot yaparlarsa o kadar iyi. Tamam. Nüfus 154 olduk. Oksijen şu hala yapılmamış. Ben diyorum ki antrepo patenti geldi. Tamam, artık depo yapabiliriz. Ben diyorum ki şeyi azaltalım. Kolonist alımını azaltalım. Son kolonistler buradan geliyor. Kaç olduk? 154. Şimdi iki kişi daha gelir herhalde büyük ihtimalle. Bakayım. Oha, 3 kişi birden geldi. Ne bu? Doktor, işçi ve biyolog. Peki şimdi sayımıza bir bakalım. 23 tane mühendisimiz var, 16 doktorumuz var, 53 biyoloğumuz var ve 54 de emekçi. Peki normalde kaç şey yaptık, kullandık? Kaç oranları kullandık? %35, 35, 15, 10 ve 5. Bu normalde 35 30'du. Ben 35 35'e dönüştürdüm. Biyolog sayısını daha fazla tutuyoruz şimdi. Gardiyan demişim. Şunlardan uzun zaman alınmadı. %5'ten dolayı. %5 de arkadaşlar hala alınmayacak. Çünkü %17'deyiz şu anda. Ya zaten iptal ettik ya. Neyse, hızlandıralım şimdi. Şuraya ben bir tane şey yapıyorum. Depo yapıyorum. Büyük depo. Ha, bunları yıkma şansım var mı? Aslında yıkma şansım olsa bile sıkıntılı bir yer yani. Yok yok abi, boş ver. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Şu en büyüğü gördüğünüz gibi. Şundan da büyük. Bundan da büyük. Devasa. Böyle. Buradan bir depo şeysi yapmış olacağız. Zaten buradan giriyorlar içeri. Hemen buradan getirip depoya koyacaklar. Zaten bu depoyu da aynı anlayışla girişlere yakın yapmaya çalıştım. Hem bu girişe yakınlar, hem bu girişe yakınlar. İkisine de yakınlar. Çünkü buradan malzeme gelecek. Pardon, malzeme gidecek buraya doğru. Ticaret gemisi maalesef. Yine satacak bir şey yok. Lan %40. Neyse, silah yapmaya devam etsinler bakalım. Ha, bu arada ziyaretçi gemilerini açalım. Bari o açılsın. Kolonist gelmeyecekse bir süre. Şimdi neyimiz kaldı abi? Bu şeyi kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir egoisti açmamız gerekiyor. Tek parça anıt yapmamız lazım. 10 teknoloji tamamını edineceğiz. Ve 300 nüfusa ulaşacağız. Nüfusa ulaşmak çok kolay arkadaşlar. Oksijeniniz yeterliyse, yeterince yemek üretiyorsanız nüfusu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bu arada yemeğimiz azalıyor sanki. Ziyaretçi başına ödül. Hasta ziyaretçiler geliyor. 25 altın verecekler biz ziyaretçi başına. Bir daha bu hastalıklar için biz şey harcayacağız. Malzeme harcayacağız. 25 mantıklı mı? Tamam. Oksijen de tamamlandı. Toplam oksijenimiz ne? Kaç şu anda? Bir bakayım hemen. 176 kişilik oksijenimiz var. 168 nüfus mu? Kaç ziyaretçi geldi böyle? Aynasın. Hemen buradan anlayabiliriz. 11 ziyaretçi geldi. İyi para kıracağız buradan ama
Yani malzeme de harcıyoruz abi. Bunların fiyatları ne? Bu ne? Ziyaretçi gemisi. Bu ne? Ziyaretçi gemisi. Buradan bir kişi geldi. Oradan 10 kişi geldi. Neyse. Tamam. Abi oksijen azalıyor diyor. Oo, yoğunluktan dolayı. Kalabalık oldu ya burası. Ya bir şey diyeceğim. Buraya en yakın oksijen burası. O kadar da uzakta değil yani. 250 altın verdiler bize. Altın. Para. Her neyse. 250. Ticaret mi? Ben çok merak ediyorum. Aa, ziyaretçi gemisiymiş. Bunlar normal ziyaretçi. Tamam. Saldırgan da olabiliyorlar çünkü. Hani o açıdan tehlikeli. Ne yaptınız? Taşıdınız mı malzemeyi? Bir tane kalmış sadece. Neyse, önemli değil. Önemli değil abi. Şimdi bunları yıkma şansım var mı? Şu an var gibi görünüyor bunu. Yıkabiliyoruz. Şunu da yıkayım mı? Ben şeyi enerji şeysini buradan çıkartabilirim böyle. Şöyle götürebiliriz oksijenden itibaren. Sonrasında bir dakika. Tamam, şunu yıktım. Bunu temizlesinler. Bu esnada ben burada şey yapayım. Enerji kolektörü. Bakalım buraya sığdırabiliyor muyuz? Ha, şuraya sığıyor. Aa, buraya da sığıyormuş. Çok güzel. Ben şimdilik bunu şuraya bağlayayım. Daha sonra şuraya yaparız ondan. Bir tane de buraya bağlarız. Hemen bir tane daha yapacağım. En büyüğünden. Vallahi sığıyor ya. Çok iyi ya. Çok iyi. Şunu hemen buraya taşıyacaklar. Şunu da yıkabiliyor muyum? Hayır. Neden? Çünkü bununla bunun arasındaki tek bağlantı bu. Tamam, şöyle bir bağlantı kuralım mı? Ya da bununla bunu kuramayız, değil mi? Şimdilik kuralım. Bunu da yıkmak istiyorum çünkü. Şunu hemen acilen, acil diyemiyorum, değil mi? Ticaret gemisi gelmişti. Bakalım şunun fiyatı neydi? Şunun fiyatı. Lan zaten 25'miş ya. Ben gider herhangi bir gemiye satardım bunu. Değeri 25'miş işte. Ne anladım ben bu işten ya. Ama %60 komisyonla, evet, komisyonsuz satmış gibi olacak. %60 komisyonla sadece, pardon, 16 altın alabiliyorum. Her halükarda daha karlıyız yani. Birazcık kar etmiş gibi. Her neyse. Tamam, olsun olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ziyaretçiler bize kar getiriyor. Bak, burayı boşalttılar. Şimdi bunda yapmadınız mı daha? Çabuk 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 çabuk. Burayı bir kişi hemen yapsın. Bu robot neci? Lan? Ha, mühendis robotmuş. Ulan keşke bunu yapsaydın önce. Heh, güzel. Hemen bunu yıkayayım da bu malzemeyi kullansınlar. Şuraya hemen şey yapalım. Pardon. Şunun en büyüğünden art. Aa, yap. Almadım mı en büyüğünü? Çok büyük. Ya bu değil ya. Ha, ben o yüzden yıkmıyordum, değil mi? Onun patentini almamışız daha. Çok büyük. Çok büyük. Ama devasa olması lazım bir tanesinin. Neyse, o zaman daha fazla abartmayalım. Kolektörler tamam. Tamam, dolmayacak mı bunlar? Ama iki tane de yıktım ya. Enerji üretimimiz azaldı biraz bu sebepten dolayı. Ama yine de 500 üretim var abi. Her türlü dolacak bunlar. Sıra gelmemiş sadece dolmaya. 700 üretim var. Bu ne abi? Ziyaretçi mi? Bu da ziyaretçi. Bütün şeyimizi kapattılar ya, yolumuzu. Ne güzel ışık var ya. Aa, karanlıktan gözlerim kör oluyordu ya her şeyden. Bazı zamanlar. Oo, doldu. Nasıl doldu ya, şuna bak. Dolum hızına bakar mısın ya? 930 üretimimiz var enerji. Işık da yani boşuna ışık değilmiş. Tamam. Şunlardan aldık mı biz bir yeni patentini? Bir büyük versiyonunun patentini. Yok, almamışız daha. Onu aldığımız zaman şey yapalım. Kullanalım. Mesela bak, bunlar eski. Şu eskidir. Biz zaten şu anda bunu kadar yapabiliyoruz. Aha, yine karardı hava.
Yemek, evet, hakikaten yemek azalıyormuş. Biz çiftliğin bir büyük versiyonunu artık yapabiliyoruz. Ufaktan yapmaya başlayabiliriz. Ben yıkmakla uğraşmayacağım abi. Yenisini yapacağım ya. Hatta diyorum ki böyle bir yakın bir yere yapayım. İki çiftlik yan yana olsun. Biyologlar orada kendileri uğraşsınlar böyle. Ha, bu oksijenden bir tane çiftlik daha buraya çıkartalım. Tamam. Biyologlar yakın yakın çalışırlar böylece. Çiftlik, çiftlik, çiftlik. Anam, burası dağlıkmış ya. Tamam, bu çiftlik böyle gelsin. Buradan da böyle yürürüz ya. Yatacak yer yeterince var mı? Yok. Yeterince yok abi. Burada bir kantinimiz var. Yatacak yer var. Tamam. Malzememiz azıcık boşladım. Yine malzememiz azaldı. Bundan bir tane daha da yapmak istemiyorum ya. Ticaret. Bak, yine gelmiyor, görüyor musunuz? Yalnız iyi para birikti ha. 365 sırf şeylerden, ziyaretçilerden. 150 geç. Ama yine sahtekarlar geldi. Yine saldırganlar. Hepsini öldürdük. Adam biraz zor düştü. Ben de diyorum, ne oluyor lan? Niye düşmedi? Tamam, hepsi öldüler. Ama yaralılarımız var. Bir bakayım. Oo, bunun canının yarısı gitmiş. Peki ya bu? Bu az bir şey. Önemli değil. Biyologmuş bu. Mutsuz biyolog. Peki. Tamam abicim. Oksijen, kantin. Buradan devamını getirebiliriz. Bizim geçenki serimizde bir taktiğimiz vardı hatırlarsanız böyle. Oksijen kantin, oksijen kantin gidiyorduk ve yatakhaneleri buna bağlıyorduk böyle arka arkaya. Bir iki tane yatakhane daha ekleyelim mi? Yine kabin türünden. Yine mi burası uygun değil? Allah döveceğim ya. Bak bak bak. Ne uyuz bir şey ya bu. Bak, buralar normalde olması lazım ama İlla temizlik lazım. Heh. Şimdi yeterli diye düşünüyorum. Bir kabini koymaya çalışalım. Hadi be. Heh. Baksana nereye kadar yaklaştırdım. Çok güzel. Bu oksijene bağlıyorum bunu. Kabini. Buraya başka bir şey bağlayacağım. Hatta bir oksijen daha bağlayalım şuraya. Şöyle. Yalnız yakında dur, oksijeni birazcık daha bu tarafa bağlamak lazım. Mesela bunu buraya koydum diyelim. Ben bir yatakhaneyi daha buradan çıkartabilir miyim? Dur, şunu bağlamadan zaten algılamayacak orayı. O yüzden önce bağlayalım. Ancak böyle yapabilirim. Oksijenden çıkartabilirim. Neyse, olsun, böyle olsun ya. Tamam, böyle iyidir, boş ver. Böyle açılırız bu taraflara doğru. Şimdi burayı koruyor muyuz? Ha, burası korunaklı, çok güzel. Çok güzel abi. Bunlar yapılsın bakalım. Buraya malzeme taşımak kolay mı? Kolay değil ama buradan getirirler robotçuklar. Hadi bakalım. İşçi robot. CNT 14. Yeni versiyon robotumuz. Ziyaretçimiz var. Bunlar saldırgan değil. Bu bir susamış ve bunun nesi var? Kıpkırmızı. Mutsuzluktan geberiyor. Mutsuzluktan geberen adam. Dur bakalım. Heh, çiftlik yapılmış. Bakayım ne yapacak bu? Nereye gidiyor abi? Sanki buraya daha önceki ziyaret etmiş de yolu biliyormuş gibi. Hani girişte insan sorar değil mi? Bir danışmaya sor. Nereye gideceğim? Çok mutsuzum. Lan hala gidiyor. Nereye gidiyorsun lan sen? O bölgede de bir şeyler vardı. Lan oğlum, bunda bir şey var ya. Bu adam ajan lan. Su içmek için buraya mı geldin? Abi, bu işte bir iş var ya. Oraya yakın su içecek yer yok mu? Niye buraya geldi acaba? Asıl meraktan şu an seyretmeye devam edeceğim. Bakayım ne yapacak. Yemek aldı.
Çok da aç değil aslında. He, yine de aç sayılır. Yemeğini yiyor. Hala mutsuzluktan geberiyor. Gerçekten ya, şuradan girdiler ya içeri. Burada su içecek bir yer yok mu? Var. Ama bu bar. Yemek yemek. Asıl hedefi muhtemelen yemek yemekti. Tamam, oksijen abi azalacak tabii ki. Yapacak bir şey yok ya o konuda. Hadi bakalım. Burası bayağı zengin bir yer olacak. Şöyle. Yalnız yine bunları henüz almadığımız için ben bir bölgeyi tamamen bunlardan oluşturacağım. Şöyle. Bir adet de, ya da bir adedi başka tarafa koyalım olmazsa. Bezelye. Yüksek bakımlı değil de normal olanlardan alalım. Mesela patates. Tamam mı da? Bu böyle. Domates. Ondan sonra bundan. Bundan. Çeşit yapıyorum hep böyle. Mantar. Sonra bir tane daha soğan. Soğan iyidir abi. Her yemeğe konur. Domates de öyle. Ondan sonra biraz bir şey diyeceğim. Soğanı kaldır. Onun yerine bir tane ağaç koyalım şöyle. Bir ağaç da onun karşısına simetrik. Şu tarafla şu tarafı ağaçsız yapacağım. Sadece iki tane ağaç olacak böyle. Şimdi gelelim bu bölgeye. Soğan, soğan. Ondan sonra şöyle domates, domates. Ondan sonra ne diyelim? Şundan olsun. Bir tane de şöyle ortaya bundan koyduk. Ondan sonra şu malzemeden az üretiliyor gördüğüm kadarıyla. Bayağı bir tüketim olmuş yalnız. Şuraya ticaret gemisi inmiş anladığım kadarıyla. 3 tanesinden koydum böyle. Geri kalanını domates yapalım. Şey yapmadım. Hadi 2 domates, bir de soğan yapalım. Şimdi bunların GDO'larını elde ettiğimiz zaman gitti mi lan? Ha, pardon, şeydeyiz. Yani içerideyiz o yüzden. Ha, bunlar bir gelsin. Ticaret gemisi ne getirdin bana sen? Yine mi bir şey yok? Oksijen jeneratörü üretildi. Güzel. Şimdi su ihtiyacımız artabilir bak. Bunları üretiyoruz ama bak, gördünüz mü, yakın. Şurada birazcık düşüş olsa bu sınırın altına inebilir. O yüzden oksijen... Oo, depolar geldi ya, 130 bine çıktık. Abi çok rahatız bu konuda ya şu anda. Acayip rahatız. Şurada iki tane üreticimiz vardı. Onları yıktık. Yerine bir şey yapmadık. Hala rahatız yani. Şuraya bak. Yemek konusunda da sıkıntı yaşamayız artık. Yalnız bak. Aa, burası gerçekten çok güzel üretim yapıyor yani. Ben buradan bir lab daha çıkartabilirim belki buraya. Üretici şey, enerji üreticisi yapmak yerine. Şimdi burayı yıkamayacağız gibi görünüyor. Aslında yıkabilirim ya. Mesela bak, bir tane daha şuraya yapacağım ya. Mesela yapamayabilirim ama şuraya yapacağız. Şuradan şuraya bağlantı çıkmıyor mu? Yapma be. Bileydim şunu biraz uzak yapardım ya. Bakayım. En büyük... Oha ya. Hayatta sığmaz buraya. Nasıl ya? Heh. Şöyle sığıyormuş. Yapalım abi. Buradan daha iyisi olmaz yani. Ben şuradan şuraya bağlantı yapamadım ya. Ya da bir şey diyeceğim. Bunu yıkalım mı yeniden? Bunu yıkalım, biraz uzatalım yerini. Şuralara bir yere yapayım ki buraya bağlantı kuralım. Valla. Bir gündüz olsun da. Gece ne kadar kaldı? Gece daha yeni başlamış. Tamam. Bizim kabine ihtiyacımız var gerçekten. Ha, bu yapılmış. İçini dolduralım hemen. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasıl yatak bölümü? Ama o taktik çok da mantıklı değil. Çünkü insanların çalıştıkları yerlere yakın yataklar, yatakhaneler mantıklı. Mesela hemen buraya bir adet yatakhane daha yapmayı düşünüyorum. Yani bu arada şunlardan da yapalım ya. Yön tabelesi bilmem ne falan filan. O bizi şey yapacak. Geliştirecek yani. Yatak kabini. Hadi.
Ha bak, gördünüz mü? Su sıkıntısı çıktı. Ben size demiştim, değil Dedim ama önlem almadım. Gel önlem alalım o zaman. Şuraya hemen bir tane su makinesi yapalım. İki tane sığdırabilir miyim buraya acaba? Bu bir. Şöyle yapalım abi. Şunu şuraya bağlayalım. Depo da tükenmiş ya. Depoyu mu büyütsem ne yapsam ya? Bir su makinesi daha. Hadi be, buraya sığsan süper olurdu. Bir küçüğü sığıyor. Deme ya. Biraz sığacaktı. Neyse salla. Oraya zaten bir şey koyamayacakmışız. Buradan bu belli oldu. O zaman şuraya koyalım. Aslında bir tane yeter şimdilik ama. Bunların bir büyükleri çıkınca hepsini yıkıp büyüğüne geçeceğim. Peki deponun bir büyüğünü yapmamız mümkün mü? Öyle bir şey var mı? Su deposu. Yok, bu zaten en büyüğümüş. En azından var olan en büyük. Su depolarından bir tane şey yapmak istiyorum. Sallayalım şuraya. Ha bu bile sığmıyor buraya. Ha sığıyor gerçi de. Normal ziyaretçi. Ya ben burayı bir açmamış mıydım biraz? Neredeydim? Radyo sinyali. Ziyaretçi ihtiyaçları. Lan 20 altın veriyorsun ama. Ucuza gidiyor. Malımız ucuza gidiyor be abi. Ya şunu yapalım ya, şu yön tabelasını. Zaten ucuz. Nereye yapalım? Şuraya konduramadık. Heh, süper. Buraya başka bir şey koyamıyoruz zaten. Bunu koyalım. Heh, şuraya bağla işte. Bunun büyüğü küçüğü var mı ki? Bakayım. Bildiğim kadarıyla yok. Ha, bu büyüğüymüş zaten. Varmış. İşte şimdi aklıma gelen şeyi burada yapacağım arkadaşlar. Buraya yayılmak amacıyla bir eklenti çıkarmak istiyorum. Şu su deposunu ben buraya koymayı düşünüyorum şu an. Aslında biliyor musunuz? Şurayı su deposu yapalım. İptal. Nerede o yön tabelası? Yön tabelasını şuraya koyalım. Lan. Daha mantıklı. Böyle ücra bir köşeye yön tabelası koyalım. Ne olacak? Şimdi buradan buraya bir şey çıkartabilir miyim? Çıkartamazsam neyi deneyeyim önce? Enerji şeysi deneyelim. Mesela şu. Yok. Ha, o zaman bir maden şeyi yapabiliriz buraya. Aynen böyle. Şunu buraya bağlarız. Silahlı saldırganlar geliyor. Ondan sonra burası artık bize ait, açılmış gibi oldu. Açılış yaptık buranın. Buraya mesela istediğin her şeyi koyabilirsin. İniş alanı bile yapılabilir ama iniş alanı yapmak bu arada saçma olur. Planet Base. Strateji delisi. Evet. Heh, şurası açıldı. Hemen buraya su deposunu yerleştirelim. Su deposu. Buraya iki tane su deposu sığmaz değil mi? Evet. Şimdi piramidi yapacağız. Sonra da tek parça anıta geçeceğiz. Piramit hayvan gibi kaynak istiyor. Piramidi nereye yapabiliriz? Yani yine buralara bir yere yapabiliriz böyle. Zaten bir alta yaradığı yok, boş ver, buraya yapalım gitsin. Erte mi çıktı bu? Şu. Her ikisi de perişan olunca perte çıkıyor. Aa, malzemesi geri geliyor. Bu taşıdığı şeydi, bu da malzemesiydi. Bir tek şeyi geri gelmiyor galiba. Neydi o? Şimdi 3 malzeme kullanılıyor ya. Bir tane yarı iletken, iki tane de bundan kullanılıyor. Yarı iletken gidiyor. Geriye sadece şu ikisi kalıyor. Tamam, güzel. Yemek konusu ne alemde? Bunlar üretimde şu anda. Ha, burada kabin yaptıydık. Unuttuk için doldurmayı.
Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tamam. Buradan böyle gidebiliriz yine de. Yine de yapıyoruz ya bir şeyler. Valla çok iyi. Sadece şey bekliyorum ben ya. Daha fazla teknoloji. Baksana daha neler var. Büyük suyu alacağız. Devasa panel patenti daha gelecek. GDO'lu iki tane yiyecek var. Onlar gelecek. O zaman toplam 4 tane var. 4 tane var. 55 altın daha aldık. Kaç oldu? 470 altınımız var. Bunlar kim? Ziyaretçi. Ha, bunlar da normal. Saldırgan değil. Ya bunlar inşaat için götürüyor. Oo, malzeme bir yığılmış oraya. Hala 4 tane daha eksik var. 4 tane daha eksik var. Robot sayımız kaç oldu? 25 robotumuz oldu. 13 tane taşıyıcı. 6 tane işçi ve 6 tane de madenci. Peki ben buraya 1-2 tane daha tezgah ekleyeyim. Robot atölyesi. Ve robot atölyesi. Düşünüyorum da şunlar vızır vızır çalışıyor. Acaba daha fazla şu aletlerden ihtiyacımız olur mu? Radyo sinyali. Ne istiyorsunuz? Yerçi başına ölür, itibar gelecek. Gönder. Gönder gelsin. Olsun olsun boş ver. İyi böyle. İyi böyle Genco. Şimdi nüfusumuz 157 ve devam ediyoruz böyle. Yalnız bu azalıyor, bu azalıyor. Bilmiyorum nasıl olacak bu iş ya. Neyse iyi durumdayız iyi. Şimdi şunun yapılmasına ne kadar var? Bir malzeme daha lazım. O da geldi mi? Tamam. Su depomuzu iki katına çıkardık. O da iyi. En azından çabuk şey olmaz. Tükenmez. Su sıkıntısı yaşandığında. Enerji depolarımız 130 binde. Problem yok. Robot atölyesi inşa edildi diyor. Hemen gidelim oraya. Şunu hemen ben şey yapacağım. Yine madenci robota dönüştüreceğim. Aha, bak buralar dışarıda kalıyor. Hemen buraya bir yıldırım savar koyalım. En büyüğünden. Şuraya koyalım mı? Nasıl olsa yatakhaneye hiçbir şey bağlanmıyor. Yıldırım savar gibi şeyler bağlanabilir. Bu da buranın tamamını tutar gibi geliyor bana. Artık daha fazlasına gitmeyiz. Şimdi bu nereye kadar tutuyor? Buraya kadar tutuyor. O zaman şu madenin hizasına bir tane de bir şey daha koyalım. Yıldırım savar. Hadi be abi. Dur. İlla bir temizlik lazım sana ya. Şimdi denesek. Ama çok ortaya gittik ya. Hoş buradan bir şey çıkartabilir miyim? Ona hemen bir bakalım. Mesela bir kantin. Sıkıntı yok, çıkıyor. Depodan kantine biraz saçma bir şey ama sonuçta çıkıyor. Tamam, bu nereye kadar tutuyor? Buraya kadar tutuyor. Bence gayet iyi. Bağlantıyı da kur. İşte bu kadar. Anıtı yapıyorlar değil mi? Aha, anıt yapılıyor. Aa, baksana yer altından üçgen çıkıyor. Şey piramit çıkıyor. Üçgen. Yıldırım savar hemen de yaptılar ya. Vallahi bizim şeyler çok iyi çalışıyor ya. Şimdi bir dakika. İtibar 420 oldu birdenbire. Anıtı da yaptıktan sonra 420 oldu. Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Şimdi diyeceğim fazla bir şey yok arkadaşlar. Şunu bir normale çevirelim mi? Doktorlar deli gibi çalıştılar burada baya. Baya bir üretim yaptılar. Tezgah sayısı da 6 tane yani bildiğin. Çok az. Yeni patent de alamadık bir türlü. Elimizde ne varsa onlarla idare ediyoruz.
Ha, şunu yıkalım demiştik, unuttuk. Yıktım. Şimdilik bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ama hep gündüzü bekliyordum aslında yıkmak için derken. Lan! Depolarımız tükenmiş. Onu niye yıktım ben? Mantığım zaten oydu. Gündüzü bekleyeyim öyle yıkayayım diyordum. Allah, enerji de bitti. Üretim bitti. Dehşet bir şey var şu an. Tüketim var. Yavaşlatayım. Heh, sonunda geldi bir tane patent. Silah var mı satacak? Var. Başka şeyler de var satabileceğimiz. Ucuz 310. Bunun maliyeti fazla değilmiş. Silah kalsın. Başka şeyler verelim. 310'u biz bununla rahatlıkla tamamlayabiliriz böyle. 300. 10 daha ne olsun? Mesela bu kaç para? 15'miş. 310. Al sana 10. Aslında bundan çok verebilirim ya. Bunu hiç vermesem bile bundan verebiliriz bir sürü. Ama taşıması uyuz ediyor ya. Para yetmedi değil mi? O zaman yapacak bir şey yok abi. 320 310 tamam. 17 tane bundan, 9 tane bundan veriyoruz. Zaten limite yaklaşmış oluyoruz. Bu kadar eşyayı vermiş olacağız bunlara. Hadi bakalım patentimizi böylece elde edeceğiz inşallah. Tamam. Bölümü daha çok uzatmayayım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde yine kaldığımız yerden devam ederiz. Finale yaklaşıyoruz. Allah, depo nane yiyecek yani. Dur. Başımıza bir şey gelecek mi çok merak ediyorum. Devam ettirelim. Oo, tamam, bundan sonra sıkıntı olmaz. Zaten gündüzü geliyor. Tamamdır abi. Yine yavaşlattım. Şey. Ne diyecektim? Bir dahaki bölümde yine aldığımız su şeyini, su üreticisinin patentini kullanarak arkadaşlar var olan su üreticilerimizi yavaş yavaş değiştirmeye başlayacağız. İlk başta şu üçünü yıkmakla başlarım herhalde. Ya yo yo yo, onları değil, bunları yıkmakla başlayacağım. Özellikle şunu. Evet. Aynen öyle. Bir dahaki bölümde görüşürüz inşallah. Hadi eyvallah.